Ali Hoca, bu 1920 ve 30'lu yıllarda Kadirli, Andırın ve Kozan dağlarında, bu coğrafyada dağlarda geçen çok sayıda eşkıya evet. var ve bunlar gruplar halinde dolaşıyorlar. Evet. Kimdi bu gruplar? Şimdi birli ikili grup var ama asıl önemli dört grup var orada Kadir'de. Dört grup. Birincisi Safiye Mehmet grubu. Yanlarında 11 kişiyle beraber, hatta 10 kişi, bir de kendisi 11 kişi. Bunlar Savrın Gözü dolaylarında geziyorlar. Dikirli ile Savrın Gözü arasında. Kimi destekliyor bunlar? Elbette Remzi Bey'i destekliyorlar. İkinci grup Çokak bölüğü grubu. Kuğu Mustafa bunların başı. O da o tarafta. Onlar kimi destekliyor? Bunlar da Özdemirleri destekliyor. Niçin? Remzi Bey'in yaylalığı var aynı zamanda. Tuvaras'ta var, Savrın Gözü'nde var. Bir de orada Kıratlı denen yerde Özdemirlerin yaylalığı var. Oradan hep Kızılorluklarla beraber diyalog halindeler. Akrabalıkları da var. Onun için buradan çıkan grup da onları destekliyor. Üçüncü grup Hacıveli grubu. Çörtül'ün oğlu Hacıveli. Tabii bu Çörtül'ün oğlunun babasının iki yerde arazisi var. Birisi Maksdolu Yaylası'nın aşağısında, Yedolu hemen yanında, Karaşalı'da. İkincisi yine Kadirli'nin içerisinde dört dönüm kadar bir tarlası var. Bir de Yoğunluk ile Elmalı Kayseri arasında yaylalıkları var aynı zamanda. İşte Kayseri dolaylarındaki tarlasına yalan şahitlerle el koyuyorlar. Arsayı da elinden alıyorlar. Hatta bu arada çiftlikler de yakılıyor aşağıdaki. Bu olayın üzerine dağ çıkıyor. Bu da Andır'ın taraflarında geziyor. Nerede? Akaca dolaylarında, Kaba Ağaç dolaylarında, Nüfret'in aşağısında geziyor bunlardan. Diğer ve en önemli gruplardan diğeri de Kumarlı Kolu grubu. Bunlar da Coşkunları destekliyor. En kalabalık grup bu. Niçin Coşkunları destekliyor? Çünkü Remzi'nin karşısında, Remzi Özdemir'in çetesinin karşısında bunların olması gerekiyor ki kendilerini savunsun. Remzi grubu Remzi grubu Coşkunlar grubunu sevmiyor. Rakipler çoktan beri. Bazı meseleler var. Ama Ali Sahip Ustabaş da bunların hiçbirisini sevmiyor. Ali Sahip'in adamı yok. Ama bürokrasi de adamları var, torpili var. Tapu müdürü ondan. Nüfus müdürü ondan. Derken olaylar çığırından çıkıyor. Bazı milletvekilliği, adaylığı durumu da var işin içerisinde. Remzi Özdemir'e kokluğu kurulması durumu da var. Remzi Bey de ne yapıyor? Kozan Askerlik Şubesi'nden istifasını veriyor. Sumbas ve çevresindeki köylerin muhtarlarıyla toplantı yapıyor. Savrın Gözü'nden Dikirli'ye kadar olan bütün muhtarlar destek çıkıyor. Ve Remzi Bey de arkadaşlarını alıp dağa çıkıyor. Olayın özü bu.